Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Her zaman olduğu gibi. Bugün kısmet olursa değerli büyük mutasavvıfımız Haris-er Muhasibi'nin Akıl Risalesi'ni okumaya devam edeceğiz. Bir önceki dersimizde hatırlayacağınız üzere son derece önemli varlık, dil ve akıl ilişkisi üzerinde durduk ki bu Haris-er Muhasibi döneminde konuya bu perspektiften bakabilmenin çok önemli bir seviye olduğunu altını çizmeye çalıştık. Müsaadenizle kaldığımız yere dönelim, oradan devam edeceğiz. Metni görelim. Metin üzerinden inşallah konuya devam edelim. Şimdi burada okuduğumuz metne bağlantı kurmak amacıyla da söylüyorum bunu. Dikkat etmemiz gereken iki tane önemli husus var. Haris-er Muhasibi merhum sürekli olarak bize akılın dil ile olan ilişkisine vurgu yaparken dikkatimizi birazdan okuyacağımız metinde de çekeceği üzere iki şeye çekmiş oldu. Birincisi mahsusat dediğimiz duyulur alem ve duyularımızla elde ettiğimiz şeylerin bir akıl olarak kabul edilmesi. İkincisi de tasavvurat dediğimiz bunlar da efendim akli olanın yani anlamla ilgili kavramayla ilgili olanların akıl olarak kabul edilmesine yönelikti. Tabii derslerin tamamını bitirdiğimizde bir genel değerlendirme yapacağız. Orada da inşallah bunları konuşuruz. Haris-er Muhasibi'nin akılın ne olduğuna ilişkin, mahiyetine ilişkin yaptığı bu derin analizlerde gördüğümüz şey bir taraftan onu varlıkla ilişkilendiriyor, bir taraftan dille ilişkilendiriyor, bir taraftan onu insanın mahiyetine Allah'ın lütfu olarak koymuş olduğu bir garize, bir huy, bir yetenek ve bir yeti olarak değerlendiriyor ve böylece bize aklı anlatmaya çalışıyor. Burada da iki şeyin efendim akıl konusundaki önemine vurgu yapacak ve bu iki şeyin akıl olarak kabul edilmesine ilişkin görüşler verecek. Bunlardan bir tanesini ihdâhumâ el-fehmu algı ve anlama yetimiz. Buna biliyorsunuz mantık derslerimizde ve felsefe derslerimizde tasavvuri olan demiştik. Aklın tasavvurata ilişkin yetisi budur. Anlam yüklüyoruz, isim veriyoruz, onu anlam olarak, fehim olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla birinci başlık açısından Haris-er Muhasibi'de fehim akıl olarak değerlendirecek. Ya da ikincisi messe, zaka, şemme ifadeleriyle ifade ettiği birazdan okurken üzerinde duracağız. Bunlar duyularımızdır. Duyular yani mahsusat ile ilişkin elde ettiğimiz veriler. Bunları Lübab-ül Mantık derslerimizde biliyorsunuz çok detaylı bir biçimde ele aldık. İdraki hissi olarak değerlendirdik. Dolayısıyla bir idraktir ve bir akıl olarak görülmesi gerekir diye hem mantık derslerimizde hem felsefe derslerimizde de bu konu üzerinde durduk. Dolayısıyla demek ki bir taraftan tasavvuri olarak tasavvurat ve tasdikat konusunda işledik biliyorsunuz. Tasavvuri olarak anlam ve mahiyet itibariyle zihnimizde bir şeyin bulunması akla tekabül ettiği gibi Haris-er Muhasibi'de akla tekabül edenlerin aynı zamanda mahsusat dediğimiz duyulur alemde, görünür ve müşahede ettiğimiz alemde karşılıklarının olması ve orada bunları hisseder olmamız, duyularımızla elde etmemiz de akıl olarak kabul edilmiştir. Peki bu nerede böyle olmuştur? Şimdi ibare son derece önemli. Onun üzerinden devam edelim. Diyor ki, وَاَمَّا الْاِثْنَتَانِ اللَّتَانِ İki şeye gelince, iki şey var ki, bu iki şeyi dil, bakın dile olan vurgusuna dikkat buyuralım. O dönemde yani 3. asırdayız ve konunun dil boyutunda nasıl ele alındığını
ve Cabiri merhumun beyanı epistemolojiyi ele alırken dile yapmış olduğu vurgu ve dil konusunu öne çıkarmasının hiç de boşa olmadığını görmemiz bakımından da önem arz ediyor. Evet. Demek ki iki şey var ki bu iki şeyi mümkün ve caiz, geçerli kılıyor. Bu iki şeyi aşağıda okuyacağız. İşte fehim ve duyularımızı söz konusu edecek. Bunları dil onaylıyor. Cevvezet huma el-luga. Dil bunları onaylar. Peki. Ama çok önemli bir şey söylüyor. Diyor ki dil deyince bunu şu yönden efendim ele almamız gerekir. Bu yönde üç açıdır. Son derece önemli. Bir, fil kitabi vahyin dili. Ve sünne Resulullah'ın dili. Bakın bunlar özel dildir. Şimdi dil deyince bunu Haris el-Muhasibi'nin daha o dönemde böyle üç katmanda farklı noktalarda ele alması, vahyin dilini, Resulullah'ın dilini ve teracu'i ehlil ma'rifeti billuga demektir. Dilcilerin dilin kökenlerini araştıran, kaynaklarına eren, etimolojisiyle meşgul olanların fîmâ beynehum kendi aralarında bir tesmiyeti isimlendirmeyi dilin onayladığını kabul eden dilciler. Böyle bir isim vermek yerindedir, doğrudur dediği dilciler. Neye? Ala hakikatil ma'na, akla verilen anlamın, mananın sahihliği, geçerliği ve doğruluğu konusunda. Niye? Neden? Bi en semmethuma, bakın, aklen. Aşağıda ele alacağımız bu iki şeyi akıl olarak isimlendirmelerini onaylamışlar, doğru bulmuşlar ve dolayısıyla diyor Haris el-Muhasibi, benim aşağıda tek tek detaylarıyla ele alacağım, gerek bir şeyi fehmetmenin akıl kabul edilmesi, gerekse duyularımız üzerinden elde ettiklerimizin akıl kabul edilmesinin dilin üç katmanında da onaylandığını söylüyor. Bir, vahyin, ki bunların hepsinin örneklerini verecek. Vahyin katında vahiy bunu onaylıyor. Evet, bunlar akıldır diyor. Resulullah bunları onaylıyor. Evet, bu akıldır diyor. Onun dilinde, onun lisanında da böyle. Dilciler de, dilin uzmanları, dil bilimciler de bunu onaylıyor. Şimdi böyle olduğunda اِذَا كَانَ, bakın bu ikisi, اَنِ الْاَقْلِ لَا اَنْ غَيْرِهِ, başka değil, akıl olmak bakımından, sadece akıl olmak bakımından bu üç dil alanındaki otoritelerin onayını alarak bu akıldır hükmünü verebilmekte istiyor Haris el-Muhasibi. Tabii bu Arapça üslup ve belagat açısından da önemlidir. Önce böyle söyledi. Fe ihtahuma el-fehm. Bu ikiden kastettiğim şeyin birincisi fehimdir. Peki nedir fehm? Li isabetil ma'na. Şimdi bu ifadelere de dikkat duyunuz lütfen. El-fehmu fehim. Anlama nedir dediğimiz zaman anlam manaya isabetidir diyor. Manaya isabet. O zaman bunun üzerinde biraz müsaadenizle duralım. Manaya isabet nedir? Şimdi tabii bunların üzerinde daha önceki farklı derslerimizde, özellikle Haris el-Muhasibi dersimizde de hatırlayacak olursanız durduk, ama burada ibareyi okurken her bir ibarede geçen önemli kavramları müellif merhumun kastettiği anlamda anlamamızı mümkün kılmak açısından bu detaylara dikkatinizi çekmemi hoş görürsünüz umarım. Şimdi bir fehimden, bir anlamdan ve bir anlamın anlaşılmasından söz ediyoruz. Anlam her zaman ister nesnel olsun, ister tasavvuri olsun bir şeyin anlamıydı. İşte bu li isabetil ma'na, mananın kendisine ait olduğu şeye, yani isime ve onun müsemmasına mutabakatıdır.
Yani li isabetil mana fi ilmil mantık mutabakatul manadır. Daha açık söyleyelim. Mantıkta buna biliyorsunuz manayı mutabıkı dedik mantık ilminde. Bir sözcüğün onun anlamının tamamına karşılık gelmesine manayı mutabık. İşte burada da li isabetil mana manayı mutabıkı. Karşılığını tam olarak karşılaması fehim. Neyin? Bir şeyin anlamını. Bu nedir peki? Bu li isabetil mana manayı mutabıkı ile anlamanın kendisi nedir? Ve huve el beyan. Bakın el beyandır. Tam da hocası İmam Şafii Rahimehullah'ın bir takipçisi olarak el beyana yaptığı vurguyu yine ruhu şad olsun. Tabi hepsinin makamları cennet olsun. Cennette komşu olsunlar inşallah. Cabiri merhumun beyan ismini beyani epistemoloji diye boşuna vermediğini de bir kez daha bu metinlerde görmüş olmamız da ayrıca önemli bir şeydir. Ve huvel beyan, bu açıklıktır. İsabetul mana el beyan. Yani kişi için bir aydınlanmanın, bu el beyan neydi? İnkişaftı. İşte en son Lübabul Mantık derslerimizde inkişaful mana diye okuduk zaten. Dolayısıyla el beyanu inkişaful mana fi zihni fakat sadece zihindedir. Bu fehimdir. Tasavvuri olandır. Tasavvurat konusunda da bunları biliyorsunuz ele aldık. Niçin ama? Neyle ilgili? Likulli ma semi'a mine dünya ve din. Dini dünyevi. Dini dünyevi. İşitmiş olduğu her şeyin açık anlamını anlamasıdır. Şimdi demek ki burada biraz daha meseleyi açmamız gerekecek. Bazı şeylerin de altını çizmeliyiz. Nedir o? Neden li kulli ma semi'a dedi? Çünkü birazdan bu konuyu sem üzerinden, işitme üzerinden detaylandıracak. İşitmiş olduğu her şeye ait bir açıklık, bir aydınlanma, bir inkişaftır. Mananın isabeti budur. Bu da akıldır diyecek zaten dedi. Yukarıda. Peki niye masemya? Biz neyi konuşuyoruz? Dili. Dil üzerinden konuşuyoruz. Yukarıda ne dedi? El-luga, el-luga fil kitab, el-luga fil sünne, el-luga fil ehlil ma'rifeti bil-luga. Dilcilerde, vahyin dilinde, Resulullah'ın dilinde dili konuşuyoruz. Peki dili konuşunca ne devreye girer? Söz devreye girer. Söz devreye girince ne girer? İşitme devreye girer. O halde Haris el-Muhasi gibi sözlü dönemin, sözlü kültürün en önde gelen isimlerinden biri ve temsilcisi olarak söz eşittir adeta dil olarak düşünülecek bir dönemde dil deyince sözdür ve bu da işitmeyle ilgilidir. Dini, dünyevi, işitmiş olduğu şeyleri açıkça anlamaktır. El beyan, açıkça ama. Dolayısıyla burada ve huvel beyanu likulli ma semi'a mine dünya ve din dediğinde bu ifade bize zorunlu olarak tevili kapatır. O halde zaten Fehmül Kur'an'da bunu bitirince Fehmül Kur'an'a geçeceğiz. Kur'an'ı anlayan akla geçeceğiz aslında. Şimdi aklın ne olduğunu anlıyoruz. Kitabın devamında ne okuyacağız? Bu akıl Kur'an'ı vahyi nasıl anlıyor'a geçeceğiz. Orada da çok konuşacağız bunları. Tevil mevil meselelerini. O halde tevile ihtiyacı yok burada. Yani beyanında tevile ihtiyaç yoktur. Açıkça anlıyor meseleyi. Yani muhkemat diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz şimdilik. El beyan olacak. Ve tevile ihtiyacı yok. Birincisi bu. Fehmin fehimdir. Peki ya da ikincisi ve thani ihtahuma ev ya da diğeri messe ev zâka ev şemme. Bakın dokunmaktır, tatmaktır, koklamaktır. Duyularımız. Fesemmâhul halku aklen. Bakın. İnsanlar bu
yetilerimizi, duyularımızın her birerlerini akıl olarak isimlendirmişler. Ve bu duyulara sahip olan kişiyi de akıllı diye ve semmu failehu aklen, yani failehu ey mes ve şem, bunları da failler, tadan, dokunan, koklayan kişiyi de akıllı olarak isimlendirmişler. Demek ki duyuların kendilerini akıl, bu duyuları kullanan kişiyi de akıllı kişi olarak değerlendiriyor. Neden? Bunlar üzerinde çünkü yorum yapıyor ve onlar üzerine bir anlam yüklüyor ve bir anlam anlıyor ve bununla da böylece onda bir inkişaf, bir açılma, bir beyan ortaya çıkıyor. Şimdi bakın, diyor ki vakadru ve fi tefsir. Tefsir ilminde nakledildi ki vakadruye deyince burada Harisel Muhasibi'nin muhaddis yanının ortaya çıktığını, rivayete başvurduğunu görüyoruz. Rivayettir. Niçin? Lima kâlallahu teâlâ li Musa aleyhisselam. Hazreti Musa'ya Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Festemi'a lima yuha. Festemi'a lima yuha. Ne demekmiş? Gıyle, tabi bunların üzerinde duracağım. Ruhiye bu gıyle üzerinde duracağım. Harisel Muhasibi'nin muhaddis yanına da işarette bulunmam gerekir. Çünkü anlamı, ayetin anlamını söyleyeceğim de tefsirini önce okuyalım. Gıylet demişler ki bu ayetin tefsirinde müfessirler İ'kil ma akulu leke ya Musa. Ey Musa, sana söylediklerimi akret. Anla. Bakın. Anla. Fehmet. Fefhem demektir. Fefhem. Anla. Peki E'akili neyin tefsiri yaptı? Festemiyen. O zaman istima ne oldu? Akıl. Sema akıl oldu. Tefsirciler diyor ayette geçen. Niye? Çünkü yukarıda ne dedi? Bunlara akıl hükmünü onaylayan dilin katmanlarının birincisinde ne vardı? Vahiy. Vahiy işte bakın. Vahiy istimayı ne manada kullanıyor? Festemi' lima yuha, vahyedilene anla, vahyedileni duy demek. İ'kil ma ekulu leke. Sana ne söylüyorsam onu anla, kavra demektir. Şimdi biz Türkçe'de buna ne yapıyoruz? Kulak ver diyoruz, değil mi? Sözüme kulak ver. Sözüme kulak ver deriz. Mesela her dilde var bu. Sözüme kulak ver. Peki söze kulak vermek sadece sözü duymak mıdır? Sen sözüme kulak veriyor musun diye sorarız. Ya da sen beni dinliyor musun? Dinlediğini, duyduğunu biliyoruz. Sağır değil adam. Niye böyle sorarız? Sen beni dinliyor musun deriz, değil mi? Bazen kızarız. Ya da bir şey söyleyeceksek önceden uyarırız. Deriz ki bak sana bir şey söyleyeceğim. Sözlerime iyi kulak ver. İyi kulak ver ne demek? İyi anla. E'akil demektir. Vahyin dilinde istema sözcüğünün nasıl anlamak ve anlamanın da akıl olduğunu söyledi. Akıl anlamına geldiğini söyledi. Şimdi burada bir muhaddis olarak bu tefsiriyle ilgili nakledilen rivayetin zayıf olduğunu gıyle söylüyor. Ama bu zayıf rivayet genel görüşlere uygun olduğu için nakledilmesi Harisel Muhasibi dönemindeki hemen hemen her muhaddis ya da ulema için normal karşılanan bir durumdur. Çünkü rivayetin zayıflığını diğer ilkelerin güçlülüğü, kuvvetliliği bunu li gayrihi sahih kılacak bir durumda olduğu için bu lizatihi bu şekilde bir zayıflığı söz konusu olsa da li gayrihi kabul edilebilir bir durumdur. Şimdi diyor ki ve hadihi hasletun. Bu öyle bir özelliktir ki yeşteriku fiha ehlu garizetil akli leti halakahallahu fihim halkaracı.
Allah'ın kendilerinde akıl yetisi garize var ettiği, bir akıl yetisiyle var ettiği bütün kulları bu özelliği paylaşır. Şimdi şu cümlenin, bakın ne kadar güzel bir cümle. Bu cümlenin mantıkta sürekli o ta Aristoteles'ten beri meşhur haliyle tanımlanan el insanu hayvanun natıkun, bakın hayvanun natık, insan el halk, bakın insan, külliler konusunu konuştuk, tümelleri konuştuk, el insan külli bir lafız mıdır? Evet, nev'i, bir nev'i ifade ediyor çünkü. Cins, nev'i, bunlar küllilerdi. Peki küllidir. Külli neydi? Altında pek çok sayısız sayıda paydaşa toplanmasına izin verirdi. Sayısız sayıda insan, bakın, yeşteriku, toplanır. Mantıkta ne yapıyorduk? Mani değildir. La yemna'u. Eşşerike diyorduk, değil mi? İşte yeştirak şerik. Pay almaya engel olmaz, izin verir. Altında pek çok paydaşı toplanır. Peki toplandı. Bunların hepsinin ortak özelliği, Allah onlara yaratırken ne vermiş? Elle akla akıl, bakın natık. Peki bu natıkın temeli ne? Söz. Nutk, söz, logos. Daha önce de konuştuk. Dolayısıyla tam da dikkat buyurunuz, bu içerikten haberdar bir zihnin, bir zekanın metni olarak bu özellik, bu hadihi haslatun yeşteriku fiha ehlul garizetil aklilleti halakahallahu fihim, Allahu Teala'nın kendilerinde akıl yetisi var kıldığı insan türünün ortak bir özelliğidir. Bu ortak bir özellik. Min ehlil huda, bu mümin olur. Ve ehli dalale, sapık olur. Min ba'di ehlil kitap lima takaddeme indehum min ehlid din. Daha önce kendilerine bir kitap gelmiş, din gönderilmiş, peygamber gelmiş, geçmiş milletler olur. Fark etmez. İnsan olsun yeter. Tüm insanların ortak paylaştığı bir özelliktir. O halde Haris el-Muhasibi merhum bu ifadeleriyle bize şunu söyledi, onu yazalım. Akıl insanda ortaktır. Onun için bu akıl yeti olarak, garize olarak, el-garize olarak akıl, yani saf akıl nedir? Tüm insanların ortak paylaştıkları bir şeydir. Bu sadece müminlerde var da kafirde yok falan değil. Ortak paylaşılan bir yetenekten ve yetiden söz ediyor. Son derece önemli bir şey. Peki efendim. Şimdi bunları ne manada söyledi? Dille, sözle ilişkilendirme manasında. Ve yectemi aleyha ehlu kulli imanin ve dalalin fi umuri dünya hasaten vel muti vel asi ve huve fehmul beyan. Aynen az önce söylemiş olduğumuz hususu bu cümlede bir kere daha çok son derece ne yaptı? Netleştirdi. İman ehli, sapık olanlar, yani iman ehli ya da iman ehli değil fark etmez. Yani tüm insanlar nedir? Özellikle dünya işlerinde hasaten, fi umuri dünya hasaten. Vel muti vel asi, itaatkar, isyankar, herkes yectemi aleyha, böyle bir yetiye sahip olmakta nedir? Hemfikirdirler. Yectemi aleyha ehlu kulli imanin ve dalalin ilahir. Hemfikir oldukları husus nedir? Mümin olanında, mümin olmayanında hemfikir olduğu husus, insan insan olmakla akıl sahibidir.
akıl yetisine sahip olduğunda insan efendim neyini alır? Faslını, vasfını kazanır ve diğer canlı türlerinden kendini akılla ayırt eder. Evet. İşte bu tasavvufun önde gelen isimlerinin yaklaşımları. Benim Cenab-ı Hak hayırlı uzun ömür versin, Taha Abdurrahman eleştirimdeki o ilk iki ve üçüncü eleştirilerindeki ana merkezi vurguda aklı efendim adeta göz ardı eden bir insan tanımlamasına gitmenin çok sağlıklı bir tefekkür olmadığına dikkat çekmem. İşte bakın erken dönem konuya yaklaşımlarda da meselenin ne kadar net olduğunu görüyoruz. وَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ف۪ي مَا يَعِيبُ بِهِ اَهْلَ الْكِتَابِ. Bakın. Tam da bu manada Cenab-ı Hak Azze ve Celle kitap ehlini, bakın kendilerine vahiy indirilen kitap ehlini kınamaktadır. Tam da bu söylediğim manada diyor. Tam da bu söylediğim manada bir örnek verebilecek olursak ma ya'ibu bihi ehlel kitap, Cenab-ı Hak onları kınamakta ve gale şöyle demektedir. Dikkatimiz. Yesmaune kelamallahi. Şimdi bura çok önemli. Şimdi bizim mahallere bakın. Mahallere bakın. Allah'ın kelamını işitiyorlar diyor. Değil mi? Peki burada yesmauna işitmek anlamına mı geliyor? İşte bak özel dil, klasikleri bilmek, konuya yaklaşmanın ne kadar önemli olduğunu görüyor muyuz? Allah'ın kelamını işitirler diye bu ayete mana veremezsiniz. Ya burada semia anlamaktır, fehmetmektir, kavramaktır. Yani Allah diyor ki benim size ne indirdiğimi, maksadımı, vahyin manasını biliyorsunuz. Bal gibi biliyorsunuz. Vahyin anlamını hatta yazalım. Bu argoyu bağışlayın lütfen. Bal gibi biliyorsunuz. Çünkü niye? Size ben bunu bileceğiniz bir akıl verdim. Bu akla sahipsiniz ve bilmek zorundasınız. Çünkü bu akıl sizdeki yeti, akıl yetisi zorunlu olarak size bunu bilmeyi gerektirir. Bundan kaçamazsınız. O halde Allah'ın diyor kendilerine indirdiklerini anlıyorlar. Bal gibi ne demek istediğimi, onlara bu hitapla ne söylediğimi anlıyorlar. Ama yine de sümme yuharrifunehu, bakın yuharrifunehu tahrif ediyorlar diyor. Hayır efendim. Yuharrifunehu çarpıtıyorlar. Çarpıtmak bilinçli bir. Evet. Çarpıtmak bilinçli bir eylemdir. Akli bir şeydir. Cedelidir, aklidir. Akıl olmadan bunu yapamazlar. Kınıyor onları. Size verdiğim aklı onu kullanmanız gereken doğrultuda değil de kötü yolda kullanıyorsunuz diyor. Çünkü aklın daha sonra geleceğiz. Hep bundan önceki metinlerde de gördük. Değil mi? İyiyi ve kötüyü ayırt etmede iyiyi de biliyor, kötüyü de biliyor. İyiyi de kötüyü de bilince zaman zaman iyiyi, zaman zaman kötüyü tercih edebildiğine göre akıl bunları kullanıyor, çarpıtıyorsunuz diyor. Yani yesmaune kelamallahi sümme yuharrifunehu, bu kelam Allah'a racı. Allah'ın size indirdiğini bal gibi anlıyorsunuz. Allah'ın ne murad ettiğini, ne kastettiğini de biliyorsunuz. Ama işinize gelmediği için çarpıtıyorsunuz. Allah hem onları kınıyor hem de bu kınamanın içinde bize yesmaune ile yuharrifune ile ortak olarak ehli kitabın akıl sahibi olduklarını, kendilerine indirdiği hitabı anlayacak bir aklı onlara potansiyel olarak önceden verdiğini, bundan kaçamayacaklarının da altını çiziyor Cenab-ı Hak. Yani diyor ki ey insan kaçamazsın, aklın var. Aklından kurtulamadığın sürece insan olmanın sorumluluğunu taşımak zorundasın. Hiç çarpıtma, kusura bakma diyor. Onun için
El muti'u itaat edenler de aklı kullanıyor, isyan edenler de aklı kullanıyor. İster isyan et, isyan et, küfret, istersen iman et, mümin ol, itaat et, ne yaparsan yap, aklı kullanıyorsun. Ama üçüncü bir yol daha var. Ne? İşte insanlar sarhoş oluyor, uyuşturucu kullanıyor. Nedir sarhoş olmak, uyuşturucu kullanmak ya da diğer melanetler her neyse? Aklı iptaldir. Düşünmeyi iptaldir. Biyolojik insana dönüşmektir. Onun için akıl insanı hakiki insan yapar. Aşağıda okuyacağız. Aklın izalesi, aklı gidermek insanı biyolojik insan yapar. Evet, biyolojik insan olmak başka bir şey. İşte bizim felsefede, mantıkta vesaire de tartıştığımız, üzerinde durduğumuz hakiki insan olmak başka bir şey. Ve bakın ayet devamında zaten bu yuharrifunehu'yu açıklıyor. Min ba'di ma akaluhu. Bakın. Bal gibi biliyorlar dedik ya. Akaluhu. Yani min ba'di ma semi'uhu. İşittikten, anladıktan sonra. Kalu semi'na ve ata'yna diyor değil mi? İşittik ve itaat ettik. Oradaki işittik nedir? Doğru Türkçe mi? Tam Arapçasının Allah'ın kastettiği anlamın tam karşılığı mı? Hayır. İşittik, itaat ettik değil. Hayır. İşitip itaat etmek askeri bir şeydir. Yat yatar, kalk kalkar. Oradaki komut semi'na ve asayna, semi'na ve ateyna. İşittik, isyan ettik, işittik, itaat ettik. Askeri bir komut değil. Dur! Sağa dön, sola dön. Öyle değil. Ya iradi ve aklidir. Onun için işittik, itaat ettik değil. Anladık ya Rabbi. Bizden ne talep ettiğini anladık ve itaat ediyoruz demektir. Semi'na, akalna demektir. Şimdi okuduğumuz metinde işitmenin Kur'ani vokabüleri de ne kadar önemli bir anlama tekabül ettiğini, ruhu şad, makamı firdevs cenneti olsun, Haris el-Muhasibi ne kadar güzel anlatıyor bize. Ve böylece bakın Kur'an'ı nasıl anlıyoruz? Meallerin bizi ne hale getirdiğini nasıl görüyoruz bakın. Onun için ben sınıfta öğrencilere meallerden uzak durun diyorum. Tabii espri olarak söylüyorum da. Evet. Aklettikten sonra, anladıktan sonra çarpıtıyorsunuz diyor. Vehum ya'lemun. Bakın. Aklettikten sonra çarpıtıyorlar. Vav haliyedir. Durum bildiriyor. Oysa onların gerçek durumu şudur. Çarpıttıklarının farkındalar. Bilgi sahibiler. Bakın bu çok önemlidir. Ayetin anlamı. Görüyor musun? Oysa onların durumu şudur. يَعْلَمُونَ الْحَقِيقَ Gerçeği biliyorlar. Yani çarpıttıklarının farkındalar. Allah'ın ne istediğini de biliyorlar. Onu nasıl çarpıttıklarını da biliyorlar. Farkındalar. Durumları da budur. O halde ayetin anlamı ne oldu? Kendilerine kitap indirdiğimiz kimseler onlara indirilen vahyi bal gibi anlıyorlar ama anlamalarına rağmen indirdiğimiz vahyin manasını akletmiş olmalarına rağmen onu bilerek çarpıtıyorlar ve bu çarpıttıklarının içine düştükleri bu durumun da farkındalar. Ve hum ya'lemun. İşte buyurun bakın ayetin anlamı.
Bu nedenle değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, sürekli Diyanet'e çağrıda bulunuyorum. Bizim haseten Kur'an'ın anlamını, mealini doğru verebilecek bir Diyanet İşleri Daire Başkanlığı'na ihtiyacımız var. Bunun üzerine uzmanlar çalışmalı. Konunun uzmanlarıyla müzakereye açmalılar, çeşitli yaklaşımları tartışmalılar. İçlerinden en uygunu hangisi ise onu güzel bir Türkçeyle Kur'an'ın meali olarak internet sitesinde paylaşmalılar. Rastgele çevirileri, mealleri insanlara sunarak YouTube'daki fırsatçıların eline malzeme vermemeliler bence. Sosyal medyada böyle malzeme arayan bir sürü art niyetli insan var. İşte bu ehli kitabın çarpıtması gibi çarpıtacak mesele arıyorlar. Bakın yine bir başka ayet. Vakale azze ve celle yarifunehu, bu Hazreti Peygamber'e rağmen raci. Yarifune Muhammeden, Muhammed'i tanıyorlar. Kema yarifune ebnaehum, çocuklarını bildikleri gibi. Yani burada tabii çok önemli bir teşbihtir. Belagat edebi olarak burada çok önemli bir şey var. Ne diyor? Kema yarifune ebnâhum. Çocuklarını tanıdıkları gibi. Bir insan çocuğunu nasıl tanır? O çocuğun kendi çocuğu olduğunu reddedilemez biçimde bilir. Yani bir insanın evladının kendisinin çocuğu olduğunu bilmesi anlamında. Bu kadar net senin peygamber olduğunu, seni tanıyorlar. Seni tanıyorlar. İşte burada arafe bilmek fehime demektir. Dilde bu da akale demektir. Akletmek demektir. Yani akli olarak, mantıki olarak kendilerinin çocukları olduğunu nasıl biliyorlarsa kendilerine, bu ehli kitaba yine raci bu. Kendilerine daha önce vahiy gelmiş. Vahyin ne demek olduğunu, peygamberin ne demek olduğunu çok iyi bilen bu zümre, senin nebi olduğunu da, sana gelenin Allah kelamı olduğunu da pekala çocuklarını bildiği gibi bilmektedirler. Yani akli olarak bunun farkındadırlar. Yani bundan sorumludurlar. Bu retlerinden sorumludurlar. Niye? Çünkü sahip oldukları akılla bunu fark ediyorlar ve akıl bunlardan sorumludur. Vakale ya'lemune ennehu'l hak min rabbihim. Bu sana gelen vahyin Rablerinden bir hakikat olduğunu ya'lemune biliyorlar. Bakın alime, bilmek, fehmetmek, akale akletmektir. Burada müellifin rahimehullah'ın bu ifadeleri sürekli akılla irtibatlandırmasına, akla vurgu yapmasına iyi dikkat ettiğimizde karşımıza son derece önemli bir husus çıkar. Ne çıkar? İşitmeyi akılla ilişkilendirdi. Tanımayı, arefeyi, irfanı akılla ilişkilendirdi. Bilmeyi, bilgiyi akılla ilişkilendirdi. Bunların hepsi aklın eylemleridir dedi. Dolayısıyla akıl deyip gelip geçmemek gerektiğini söyledi bize. Peki tam da burada وَقَالَ يَعْلَمُونَ اَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ, sana indirilenin bir hakikat ve hak olarak Allah'tan indiğini de biliyorlar. Yani yaqilune. Buna akılları erecek kadar akıl sahipleridirler. Bunu ölçecek kadar sahipler. Sana indirilenin bir insan sözü mü, bir vahiy mi, bunu bilecek kadar akıl sahibi kimseler bunlar. Şimdi geldik en önemli hususa. Buyuruyor ki vel fehmu fehim vel beyanu beyan yusemma aklen
لأنه من العقل كان. Evet. Anlama. Anlam, anlama. Yukarıdakilerin hepsi bu anlamayla ilişkin. Fehimdi yani. İşitmek, bilmek, tanımak. Vel beyan, inkişaful mana, mananın açığa çıkması akıldır diyor. İşte buraya kadar diyor, sözünü ettiğimiz tüm bu vurguladığımız şeyler akıldır. O halde Haris el-Muhasibi'nin neye akıl dediği meselesini kavramak son derece önem arz ediyor. لِأَنَّهُ anil akli kâne. Çünkü bunlar akılda a priori olarak ya da aklın saf akıl olmak bakımından kendisinde var olan bir yeteneğinin bir sonucudur. Çünkü işittiğimizde bir şeyi anlamak, gördüğümüzde bir şeyi anlamak, bilmek, tanımak, bütün bunlar aklın fonksiyonlarıdır. Anil akli akıldan kaynaklıdır ve akılda oldukları gibidir kâne fil akıl. Onun için de buna akıl denir. Şimdi buraya kadar söyledikleri, tabi burada yeni bir delile, dilsel delile, yukarıda neden örnek verdi? İlk örneği neydi? Rivayet. İkinci örneği neydi? Vahiy. Vahiy. Çünkü ne dedi? El-lugha fil-vahyi fil-kitabi ve sünneti ve ehli'l-lugha dedi üç. Şimdi dilden, dilcilerin kullanımından örnekler verecek. Yorulduğunuzu biraz fark ediyorum ama müsaadenizle şöyle bir 10-15 dakika daha okuyalım. Bir yer belirledim oraya kadar gelmeyi efendim düşünüyorum. Beni hoş görürsünüz inşallah. Şimdi bu karşılıklı bir konuşma örneği. Dil, Arapça konuşuyor. Diyor ki, soruyor. E akelte ma ra'eyte ev semi'ate? İstifham hemzesi. Değerli izleyenlerim, bu ev sözcüğü genelde bir alternatif ya da anlamına gelen bir manaya hemen imada bulunur. Ağırlıklı kullanım budur. Ama İbn Hişam merhum El-Muğni'de ev maddesinde hatırımda kaldığı kadar 13'ün üzerinde evin Arap dilinde kullanımındaki anlam nüanslarına dikkat çeker ve daha çok da böyle ifadelerde, bu tür ifadelerde, yani başında evi alternatif olarak anlamamızı zorunlu gerektiren imma şu ve imma şu ev şeklinde böyle immalı yapılar yoksa buralarda bu ev vav manasında cem ifade eder. Yine İbni Hişam'ın vurgulamasıyla söyleyecek olursak daha çok da bir birliktelik ma'a ifade eder. Ma'a anlamına gelir ve çok önemlidir. Onun için de e akalte ma ra'eyte ve semiyete ma'a sem'ike demek gibidir. Yani diyor ki gördüğün ve işittiğini anladın mı? Ve gördüğünü ve işittiğini. Burada görmek, işitmek, birlikte değerlendirilmeli. Gördüklerimizi ve işittiklerimizi akletmekten, anlamaktan söz ediyor.
Adam böyle söylüyor karşısındakine. E akal temara eyte ev semiate feyekul. O da cevap veriyor. Feyuci bu. Naam, evet. Yani ne demek istiyor naam demekle? Yani inni kat fehimtu ve tebeyyentu. Bak. Fehimtu ve tebeyyentu cem manasındadır. Aynıdır. Evet. Gayet açık anladım hem de. Çok iyi anladım. Çok iyi. Gayet açık anladım. Şimdi fehimtu yani bir de bir yani biz koyalım. Yani akaltu demektir. Çünkü e akalte diyor. Fehimtu buna cevaptır. E akalte nam inni kad fehimtu. Fehimtu ey akaltu demektir. Onun için fehim el fehmu fehim ne oldu burada? Akale akıl oldu. Dildeki normal konuşmalarda da fehmin, anlamanın efendim akıl ile olan ilişkisine çok güzel bir örnek verdi bu örnek. Diyor ki vel Arap innema semmetil fehme aklen. Bunu renklendireyim müsaadenizle, çok önemli bir ifade çünkü. Vel Arap, Araplar, Arap topluluğu, kültür innema semmetil fehme aklen. Fehmi akıl olarak ne yapmışlardır? İsimlendirmişlerdir. Yani Araplarda el fehmu eşittir el aklı diyor. Araplar dilde böyle. Lienne ma fehimtehu bu fehimtehu şarihin de tahkikçinin de belirttiği üzere Cüneydi Bağdadi'dir. Merhum onun önemli öğrencisi biliyorsunuz. Şayet sen bunu anladınsa fakat kayyettehu onu ne yaptın? Bi aklike sınırladın. Kayyette sınırlamak. Anlamak bir sınırlamaktır. Çünkü daha önce de efendim bunların üzerinde konuştuk. Hatta benim sünnet kitabımın serlevhası tam da bununla ilgilidir. Bir şeyi anlamak, ona bir çerçeve çizmektir. Kayyettehu diyor bak. Çerçeve çizmektir. Çerçeve bir tayindir, elbeyandır. Bir tablo ortaya koyar ve anlamamızı sağlar. Bakın bir aklike, aklınla ona bir sınır koydun. Vazabattehu, onu ne yaptın? Tespit ettin. Kontrol altına aldın. Bağladın, sınırladın. Tıpkı ne gibi? Kemal ba'ire kad'uk ile tıpkı bağlanmış bir merkep gibi, affedersiniz. Tıpkı bağlanan bir merkep gibi. Onun için Arap akaltul ba'ire der. Akaltul ba'ire. Devemi ya da bineğimi bağladım. Kontrol altına aldım. Zapt ettim demektir. Onun için fehim, Arapların ona akıl demesi, fehme akıl demeleri, fehmin insanda bir şeyi bağlaması, ona sahip olması, onu sınır ve kontrol altına alması yeteneğine denir ki bu da akıldır. O aklın Arapçanın dilin kendisinde Arap kültüründe bağlamakla, zapt etmekle nasıl bir ilişkisi olduğunu dil üzerinden ne kadar güzel anlatıyor bakın. Ey enneke kat kayyette sen ne yaptın? Bağladın, sınırladın. Neyi? Sakahu bacağını ila fahizeyhi iki baldırına hayvanımızı bacaklarını geriye doğru bükeriz. Hani o yatarken ıhtıklarında dizlerin üstüne çökerler ya dizlerini altlarına alırlar baldırlarının altına. Onu öylece bağlarsanız artık kalkamaz, hareket edemez. Zaptır, bağlamaktır. İşte akalenin asli kullanımı, dildeki etimolojik kökeni bu. Yukarıda diyordu ya, teracu ehli lugat. Dilciler bu meselenin, akıl sözcüğünün kökenleri, etimolojisi nereye gidiyor, nereden kaynaklanıyor, neden buna dilde, kültürde
Akıl demişler, bu nereden geliyor? Bakın, bir bağlama, bir zapt, bir kayıt altına almak. Zapturapt derler eskiler. Zapturapt altına almaktır. Ve akıl da bunu yapıyor. Fehim de budur diyor. Evet. Vakalu dediler ki, bunu emir de okuyabilir. Evet, emir okumayalım. Vazgeçtim. A'takilu lisane fulan. Bakın. Falanın lisan burada nutuktur, konuşmadır. Falanın konuşmasını anlıyorum. Aklediyorum, anlıyorum, fehmediyorum. Peki anlıyorum ne demek yani anlıyorum? Arapça biliyorum demek mi? İngilizce biliyorum demek mi? Hayır. Ya ey estemsikum. Gereğini yerine getiriyorum. Onu istimsak etmek, sımsıkı tutmak, gereğini yerine getirmek, sahiplenmektir. Fehmetmektir. Fehmediyorum. Muradını anlıyorum. Sözün gereğini anlıyorum demektir. Evet. Az kalmış. Az da kalmamış. Burada kalalım. Evet. Burada kalalım. Çok uzatmayalım. Ben de sanki biraz yoruldum gibi. Dilsel, buraya da yazalım. Dilsel örneklere devam. Devam edeceğiz. Tarihte atalım değil mi? İyi olur. Bugün ayın 25'i. 25.08. Bunu adet edinsek iyi olur. 2023. Gerçi videoların yayınlanma tarihleri var ama olsun, burada da kayıtlara geçsin. Efendim, sabır gösterip dinlemişseniz çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi erken dönem büyük bir mutasavvıfımızın akla nasıl yaklaştığını, bunları nasıl temellendirip delillendirdiğini görüyoruz. Makamı cennet olsun, bize ne güzel bir miras bırakmış. Bunları sizlerle paylaşma imkanı bulduğumuz için. Bir sonraki derste buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz efendim.